Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Son dönemde yoğun haber akışının yaşandığı şirketlerden bir tanesi Ulusoy Un. İlk etapta Söke Un'un satın alınması, arkasındansa hisse geri alım programı açıklanmasıyla birlikte Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle arka arkaya birkaç haber oldu. Bunların detayları üzerine sizden de görüş almak isteriz. İlk etapta Ulusoy Un'un bir yurt dışı ortaklık ya da satın alma veya bundan sonraki süreçte belki bir yabancı ortaklıkla yola devam etme yönünde girişimde bulunduğuna dair haberleri almıştık. Bu görüşmelerin sonuçlanmadığına dair daha sonra bir açıklama geldi. Bunun arkasındansa Söke Un'un satın alımı gerçekleşti. Ben ilk etapta bu yabancı ortaklık projesi tam olarak ortadan kalktı mı? Burada ne gibi tekliflerle karşılaştınız ya da geldi mi teklif? Biraz bununla ilgili detay alarak başlamak isterim sizden. Evet, biz sektörde hem Türkiye'de ve artık dünyada da global arenada da sektörümüzde temsil ediyoruz. Ve bu anlamda stratejik ortaklıklar, yabancı ortaklık olur, yerli ortaklık olur. Arayışımıza 2020 senesinin başında başlamıştık. Tabii burada bizim amacımız şirketin sürdürülebilir büyümesini bir ivme kazandırmak ve özellikle hani fonlarla, tabii ki onlarla da görüşüldü. Ama özellikle sektörden olan, dünyada bu işi bizim kadar iyi yapan birileriyle ortaklık kurabilir miyiz diye bu arayışa girdik. O sürecin içerisinde yine kapa yaptığımız açıklamalarda, gizlilik sözleşmesi imzaladığımız, görüşme yaptığımız yabancı şirketler de oldu. Bu görüşmeler esnasında bazıları biraz ilerledi, bazıları o noktada kaldı. Tabii bir yandan da hem pandemi sürecinin içerisindeydik, bir yandan Türkiye'deki gelişmeler de gündemin bir parçasıydı. Ama biz bu görüşmelerde şunu da gördük ki, biz evet sektörümüzde çok büyük bir oyuncuyuz. Ancak parakende veya bir müşteri markasına sahip değiliz. Endüstriyel, toptan, ihracat, bu alanlarda birçok markamız var, pazar payımız yüksek. Ancak parakende bir müşteri markasına sahip değiliz. Belki biraz ikinci soruyu da öne çekmiş oldum ama Söke satın alması, bunun peşinden gelmesi de aslında bir tesadüf olarak değerlendirmemek lazım. Eksik olduğumuz bir segment olduğunu da bu görüşmeler sırasında fark etmiş oldum. O soruyu kenara park ederek hani sizin sorunuzun devamına gideyim. Bizim için tabii ki hani önemli olan bu sürdürülebilir büyümeyi sağlamak. Onun için fırsatlar önümüze çıktığında tabii ki mutlaka değerlendiririz. Hem halka açık bir firma olmamız, kurumsal yönetim şartlarına uyuyor olmamız, yani sermaye piyasalarına yatkınlığımız bu noktada bizim birinci aday şirket olmamızı sağlıyor. Ama daha kısa vadeli bakarsak, yani 2022 özelinde bakarsak, şu an verilmiş bir yetkimiz yok ve gündemimizde de yok. Çünkü bu gerçekleşen satın alma sonrası stratejilerimizi revize ederek bu satın almanın getireceği sinerjileri önce şirketimizde bir ölçüye kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu nedenle kısa vadede böyle bir arayışımız olmadığını söyleyebilirim. Zaten böyle bir arayış resmi bir şekilde ortaya çıktığında, daha doğrusu yetki verildiğinde mutlaka bunun duyurusu da kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şimdi biraz önce söylediğiniz kısım önemli. Yani biz bir ortaklık için yola çıktık, imkan var mı diye baktık. Bu arada bize yapılan geri dönüşleri de takip ettik. Bir tüketici markamız olması gerektiğine karar verdik. Bunun için de Söke Un'u aldık. Bu önemli bir ifade. Dolayısıyla şimdi Söke Un için bundan sonrasına dair yaptığınız planlama ve projeksiyon nedir? Bir parça bunu da size sormak istiyorum. Bu kısmı belirleyici olabilir. Çünkü aslında sizin var olan kapasitenizin neredeyse yarısı kadar kapasiteye sahip bir tesis de bir markayı da bünyenize katmış oldunuz. Nasıl bir planlamayla, ne kadar süre içerisinde, ne kadarlık katma değer yaratacak şekilde bir projeksiyonla hareket ettiniz? Evet, bizim için bu bir dönüm noktası. Hem marka hem kapasite, gerçekten de bugün tabii ki hani Söke'nin tesisleri daha yıl olarak daha eski tesisler olmasına rağmen gayet şu anda bakımlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebiliyor. Ulusoy Un'un 2016'dan itibaren başlayan bir yatırımı var. Kademeli olarak 2019-20
de devreye alınan hatlarıyla beraber yeni bir yatırımı var. Yeni bir kapasitesi, taze bir kapasitesi var. Şimdi bizim önümüzdeki bulmaca, çözmemiz gereken bulmaca bu. Bu daha doğrusu dört tesis, iki şirketin ikişer tesisi, dört tesisi, Ulusoy'un üç tesisi, iki tesisi de Söke'de beş tesisi birleştirmek, entegre etmek, bu entegrasyonun verimliliklerinden faydalanmak, hem lojistik olarak, hem tedarik zinciri olarak, satın alma olarak, finansman olarak, pazarlama olarak önümüzde bu bulmaca var. En önemli hedefimiz en kısa sürede, ki bunun için biz 2022 yılını entegrasyon yılı olarak hedefliyoruz. Bu entegrasyonu sağlayabilmek, 2023'ten itibaren de Söke ile ilgili diğer bir müşteri markası, yani marka bilinirliği yüksek, pazar payı yüksek, perakende de gücü olan bir markayı nasıl kaldıraçlayabiliriz, nasıl katma değer artırabiliriz? 2023'te bununla bu hedeflerin peşinde gitmiş olacak. Yani öncelikle aslında daha kısa özet söylersek önce bir elimizdekinin değerini anlamamız lazım. Bunun entegrasyonunu, birleşmesini en iyi şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Her iki şirketin, yani Ulusoy'una tabii ki konsolide olacak ama tüzel kişilik olarak ayrı olan hem Söke'de hem Ulusoy'da bu heyecanı hep birlikte şu anda yaşıyoruz. Burada biraz önce sizin söylediğiniz kısım yine önemli. Ben de zaten bunu soracaktım. Söke çok köklü bir marka. Bu alımın ne kadarı markaya, ne kadarı tesise oldu diye de soracağım. Çünkü eskidir tesisleri biliriz. Dolayısıyla burada bir yenileme yatırımı gerekiyor mu? Bir ekstra yatırım gereksinimi söz konusu olacak gibi duruyor mu? Şöyle kısa vadede, yani şu an şirketin üretim tesislerinin işlerliğinde bir problem yok. Hatta içinde bulunduğumuz dönem malumunuz şu an Şubat ayındayız. Nisan ayında Ramazan var. Şubat ve Mart ayları gıda perakendecileri için hareketli dönemdir. Ramazan siparişlerini marketler, zincirler hep önden verirler. Yoğun bir dönem ve şu anda kapasite kullanım oranında bir sorun yok. Yani evet, üretim sürdürülebilir ama biz mutlaka önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde yenileme yatırımını gündemimizde tutuyoruz. Ve bunun da yine verimlilikle ilgili artı sağlayacağına inanıyoruz. Değerleme kısmında kamuya açıklanmış bir değerleme raporumuz söz konusu. Orada kullanılan metotlar, indirgenmiş nakit akımı ve piyasa çarpanları. Dolayısıyla mevcut Söke'nin marka değeri için ayrıca bir değerleme atfedilmiş değil. Dolayısıyla hani teknik olarak baktığınızda satın almanın içerisinde bir marka değeri yok diyebiliriz. Ama tabii ki bu ikili görüşmelerdeki değerlemelere baktığınızda malumunuz çarpanları belirlerken de bir çarpana esas verilere baktığınızda da marka bunların biriydi. Yani o marka olmasa bu çarpanlara çıkmaz belki tesis. Dolayısıyla tabii ki bunun içinde bir pay var ama yüzdesi olarak söylemek şu an için mümkün değil. Bir de yakın zamanda açıklamış olduğunuz, dün itibariyle açıklamış olduğunuz hisse geri alım programı var. Burada tabii hissenin performansından memnun olmadığınızı, şirketin genel değerlemesinden memnun olmadığınızı anlıyoruz. 50 milyon liralık bir hisse geri alım programı. Burası için şartlar neden oluştu? İlk soru. İkincisi, önümüzdeki döneme dair buralarda belirlediğiniz bir aralık ya da belirli bir geri alım modellemesi var mı? Neyi gözeterek nerelerden toplamayı düşünürsünüz? Hisse geri alımı yapacaksınız. Burada hani denir ya, lafa bakılmaz, kişinin aynası iştir diye. Bir önceki geri alım programımıza ben yatırımcılarımızın bakmasını tavsiye ederim. Veya yatırım düşünen yatırımcı adaylarının. Biz 36 2021 tarihinde geri alım programı açıkladık. Ve 15 Aralık tarihinde yine 5 milyon adetlik bir programdı. Bu arada bu ilk alım değildi, özür diliyorum. Bir önceki alımdı. Daha önce 2016'da da geri alım programı uygulamıştık. Ama yakın tarihli olan geri alım programından bahsediyorum. Ve 15 Aralık'ta tamamladık. Şu anda da 1 Şubat, yani yaklaşık bundan 45-46 gün sonra tekrar bir program açıkladık. Yönetim kurulunun kararıyla, takdiriyle bu gerçekleşiyor. Yani öncekinde yönetim kurulunun bu konudaki yine yönlendirmesi bir önceki program gibi. Dediğiniz gibi şirket zaten fiyattan, demek ki fiyatın şirketin değerini temsil etmediğine inanıyorsa bu geri alımı açıklar. Bir önceki uygulamadaki gibi biz bu geri alımı sürdüreceğiz.
Açıklanan programda işte 0-10 TL aralığı ve 1 yıl yazıyor. Orada hani bazen niye 0 yazıyor diye bir eleştiri de duyuyoruz ama bu teknik bir kavram aslında. Yani bu 0 ile 10 arasında her fiyattan alabilirim anlamına geliyor. 1 yıl da yine teknik bir kavram. Daha önceki 6 aydan kısa bir sürede tamamlandı. Yani bir önceki programa benzer bir şekilde bu programın seyredeceğini her yatırımcı daha önceki gerçekleşmelerden görebilir. Hani burada şunu da ekleyelim. Evet, bakın hani ÇÖKE satın alması üstüne konuşuyoruz. Kamuya açıkladık. 169 milyon TL artı 650 bin euroluk bir bedel var. Ve bu bedel sonrasında bu sektörde zaten büyük bir üretim kapasitesi olan, 2200 ton üretim kapasitesi olan bir şirketle 1100 ton kapasitesi olan bir şirket birleşiyor. Bütün faaliyetlerin operasyonlarını entegre etmeye çalışıyor. Hani markayı geçtik, ölçek ekonomisini yakalasanız bu bile bir avantaj sağlar. Ama buna rağmen hani piyasanın bir mekanizması, piyasanın bir davranış biçimi var. Bu davranış biçiminden dolayı oluşan fiyatın da şirketin değerini temsil etmediğine inanıyoruz. Bize göre ise burada eğer planlarımızı başarıyla yerine getirebilirsek, şirketin finansal sonuçlarına olumlu etki gösterecek bir satın alma faaliyeti oldu. Bunun şirketin finansallarına ilerleyen dönemlerde olumlu etki göstereceğine inandık ve kendi şirketimize yatırım yapmaya tekrardan geri alım programıyla başlamış olduk. Geri alım programları önemli çünkü hissedarın kendi hissesinin değerine sahip çıkmak istediğinin göstergesi. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Bir yandan da ama işin şu boyutunu sormak istiyorum. Kabaca 170 milyon TL civarında bir satın alım, arkasından 50 milyon TL'lik bir hisse geri alım programı. Şirketin nakit durumu nasıl etkilenir bu ortamda? Bir parça belki bunun da üzerinden gitmekte fayda var. Önümüzdeki evet. Dönemde hem nakit ve nakit benzerleri hem de şirketin finansalları açısından ne kadar zorlayıcı olur bu açılımlar? Onu bir sormak istiyorum. Çok yerinde bir soru. ÇÖKE satın almasında Hollanda Kalkınma Bankası'ndan bir kredi kullandık. 25 milyon dolarlık ve 6 yıl vadeli. Dolayısıyla bu Kalkınma Bankası'ndan kullandığımız satın alma artı işletme kredisi bizim ÇÖKE ile ilgili finansal yükümüzü, yani nakit akışına neredeyse hiç müdahale etmeden finansmanı sağlamış olduk. Hatta neredeyse değil, tam olarak müdahale etmeden. Aslında biliyorsunuz yatırım projelerinde biz %30 öz kaynak, %70 dış kaynak şeklinde projeksiyonları yaptık ama kurun hareketinden dolayı döviz bazlı kredi satın almanın tamamına denk gelmiş oldu. Evet, bu nakit akışı cephesinde dolayısıyla ÇÖKE satın almasının bize bir yükü yok. Geri alım programı ile ilgili Günhan Bey, bir araya girip şunu da sorayım mı size? Çok özür diliyorum. Kredi kullandığınızı söylediniz. Dolayısıyla döviz cinsinden de kredi kullanıldığı için imkanların daha avantajlı olduğunu anlıyorum. Fakat burada bir kur riski taşınmış oluyor da aynı zamanda. ÇÖKE genellikle, yani %100 benim bildiğim kadarıyla satışı içeriye olan bir marka. Dolayısıyla buradaki döviz kırılganlığını ya da kur hareketliliğini nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz diye de ekleyeyim. Tamam, hemen oradan devam edeyim. Geri ÇÖKE kredisinin karşılığında bizim hani yine bilançomuzdan takip edebileceğiniz üzere döviz pozisyonlarımızda yaklaşık 3 senedir short, yani kısa pozisyona geçmiyoruz. Tabii bunun içerisinde bir de satın almalarımız var bizim. Hem ihracatta ihracat satışlarından döviz varlıkları doğuyor, ithalatlardansa döviz yükümlülükleri doğuyor. Bunları da birbiriyle netleyerek kullanıyoruz. Dolayısıyla genel prensibimiz bu. ÇÖKE satın almasında da işletme kredisinin tamamı hedge enstrümanlarıyla aslında bir TL krediye dönüştürülmüş durumda. Hani kur riskini de bu şekilde yönetmeyi düşünüyoruz. Zaten bir soru daha açılır ve eklerseniz ben size hani şirketimizle riskle ilgili, risk yönetimiyle ilgili bir pozisyon önerebilirim. Gerçekten sorular tam yerinde. geri alım programına geçelim. Geri alım programı şirketin mevcut nakit akışından sağlanacak. Hani şirketin EBITDA seviyesini takip ettiğimizde bu rakam da hani şirketin nakit akışına zarar vermeyecek bir rakam. Bizim nakit ve nakit benzerleri kalemimiz bilanço büyüklüğümüzün %10'una yine yaklaşık 10-12 çeyrektir düşmüyor.
Tam hani zihnimden tam söyleyemesem de %13-14 olmalı, 30'a 9. Aktif büyüklüğün o kadarı zaten nakitte tutuyoruz. Hani bu da Türkiye'deki bir şirketin nakit yönetiminin cilvesi diyelim. Her zaman kısa vadeli, yani önünüzdeki 2-3 ayı görebilecek şekilde nakit varlıkları elimizde bulunduruyoruz. Herhangi bir finansal piyasalardaki aksamaya karşı. Son soru, eldeki bu nakdi kur korumalı mevduatla değerlendirmeyi düşünür müsünüz? Kur korumalı mevduatla ilgili hani bu bilmiyorum ne kadar kamuya yansıyacak hani veya kapı açıklanan bir veri midir bilmiyorum ama biz de o tebliğin gerektirdiği daha doğrusu kurumlar vergisi avantajı sağladığı miktarda kur korumalı mevduattan faydalanmayı planlıyoruz. Günhan Bey çok çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için. Şimdi özellikle